Evimizin bir köşesinde veya sokakta bütün gün uyuyan kedilerin aslında hayatımız için ne kadar önemli olduklarının farkında değiliz. Çok sevdiğimiz tatlı dostlarımız, ev arkadaşlarımız, ailemiz olan kediler sevimli oldukları kadar dünyamız için de bir o kadar değerliler. Dünya genelinde köpek sahibi hanelerin oranı %38, kedi sahibi hanelerin oranı ise %34. Bu oranlar biraz garip gelmiş olabilir aslında. Durum şu ki aslında köpeklerden daha fazla evcil kedi var. Çünkü genelde kedi sahipleri tek bir kediyle yetinmiyor. Düşük bakım masrafları ve bakımının kolay olması nedeniyle kediler daha fazla tercih ediliyor. Gelelim asıl konumuza. Daha önce de söylediğimiz gibi kedilerin tek olayı evin bir köşesinde tatlı tatlı uyuyup sonra yanımıza gelip kendilerini sevdirmeleri değil. Uzmanlar tüm kedilerin aniden kaybolması durumunda dünyada işlerin hızla cehenneme dönebileceğini söylüyor. Üstelik bu konuda yapılmış ciddi araştırmalar da var. İster evcil olsunlar, ister başıboş olsunlar, kedilerin hayatta kalmak için yiyecek ve çöplerimize bağımlı olduklarını düşünebilirsiniz. Ancak Purdue Üniversitesi İnsan-Hayvan Bağları Merkezi'nin direktörü Alan Beck'e göre onlar uyarlanabilir avlanma davranışlarına sahip uzman avcılar. Beck bu konuda şunları söylüyor. Onlar küçük hayvanların en çok korkması gereken avcılar. İhtiyaç duyduklarında av az olsa bile yalnız hayvanlar olarak hayatta kalabilirler. Kediler olmasaydı aç kalabilirdik. Ahırlarda ve tığ depolama alanlarında fareleri ve sıçanları öldüren kediler bu zararlıları kontrol altında tutmak için hayati bir önem taşıyor. Örneğin Beck, Hindistan'da kedilerin kemirgenler nedeniyle oluşan tığ kaybı miktarını azaltmada önemli bir rol oynadığına inanıldığını söylüyor. Başka bir deyişle insanların kedileri beslediği bir açıdan doğru olabilir. Ancak kediler olmasaydı insanlar ilk etapta daha az yiyeceğe sahip olurdu. Peki kediler aniden ortadan kaybolursa kemirgen popülasyonu ne kadar hızlı artar? Tahmin edebileceğinizden çok daha hızlı. Büyük Britanya'da 1997 yılında yapılan ilk araştırma, ortalama bir ev kedisinin 6 ay içinde eve 11'den fazla ölü hayvan, fareler, kuşlar, kurbağalar gibi getirdiğini tespit etmiş durumda. Bu, İngiltere'deki 9 milyon kedinin toplu olarak yılda 200 milyona yakın küçük avını öldürdüğü anlamına geliyor. Üstelik bu rakama biz fark etmeden öldürdükleri avlar dahil değil. Kedilerin ekolojik dengeye etkileri çok büyük. Eğer kemirgen popülasyonu artarsa bu elbette bir dizi başka ekolojik etkiyi tetikleyecektir. 1979'da Yeni Zelanda'da yapılan başka bir araştırma, kedilerin küçük bir adadan taşındığında yerel sıçan popülasyonunun hızla 4 katına çıktığını ortaya koymuştu. Sıçan sayısı arttıkça da yumurta farelerinin avladığı deniz kuşlarının popülasyonu da azalmış. Dünyadaki yaklaşık 220 milyon evcil kedinin tümü yok olursa deniz kuşu popülasyonlarının dünya çapında yok olması muhtemel. Beck, bütün türlerin birbiri üzerinde etkisi var diyerek bu duruma vurgu yapıyor. Sonuç olarak eğer kediler olmasaydı kelebek etkisi gibi sürekli ve çok büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Birçok hayvan türü var olamaz, insanlar aç kalabilirdi. Şimdi eğer bir kediniz varsa gidip onu sevin ve ona teşekkür edin. Eğer evcil kediniz yoksa da bir sokak kedisini mama ile ödüllendirebilirsiniz.